Merhaba 6. sınıflar. İngilizce evine hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf 2. dönem 2. sınavda çıkabilecek soruları birlikte çözeceğiz. Haydi başlayalım. İlk sorumuz. Match the occupations with the workplaces. Meslekleri çalıştıkları yerlerle eşleştiriniz. İlk mesleğimize bakalım. İlk mesleğimiz scientist, bilim adamı. Bilim adamı nerede çalışır? lab, laboratuvarda yani B ile eşleştirebiliriz. İkinci mesleğimiz soldier, asker. Asker nerede çalışır? Army, askeriyede. Üçüncü mesleğimize bakalım. Waitress, garson. Garson nerede çalışır? Restaurant. Bunu da iyi ile eşleştirebiliriz. Dördüncü mesleğimiz teacher. Öğretmen. Öğretmen nerede çalışır? School. Okulda. O zaman buna da H yazabiliriz. Bir diğer mesleğimiz worker. İşçi. Bir işçi nerede çalışır? Factory olabilir. Fabrika. Buna da G yazabiliriz. Altıncı mesleğimiz manager. Müdür. Bir müdür nerede çalışır? Company. Şirket. Yani buna A yazalım. Yedinci mesleğimiz doktor. Doktor nerede çalışır? Hastanede. Hospital. Buraya D yazalım. Sekizinci mesleğimiz polisman. Bir polis nerede çalışır? Police station. Karakolda, polis merkezinde. Buraya da C yazalım. Dokuzuncu mesleğimiz astronot. Bir astronot nerede çalışır? Spaceship, uzay gemisinde. Buraya da E yazalım. Son mesleğimiz ise pilot. Bir pilot nerede çalışır? Plane, uçakta çalışır. Buraya da F yazalım. Bir diğer sorumuza bakalım. Choose and circle the right option below. Doğru cevabı seçip daire için alalım. Bu sorumuz meslekler, çalıştıkları yerler ve yaptıkları işlerle ilgili. Birinci cümlemize bakalım. He is a waiter. O bir garson. Garson ne yapar? Yiyecek servis eder. O yüzden biz servis etmek anlamında serves kullanabiliriz. He serves foods. İkinci cümlemizde Ezgi is a nurse. Ezgi bir hemşiredir. Nerede çalışır? She works at a hospital. Hastanede çalışır. Üçüncü cümlemiz Chan is an architect. Chan bir mimardır. Mimarlar ne yapar? Bina dizayn ederler. Buraya da he designs buildings diyebiliriz. Dördüncü cümlemize bakalım. Irmak is an author. Irmak bir yazardır. Kitap yazar diyeceğiz. She always writes books yazmak anlamında rights kullanabiliriz. Beşinci cümlemize bakalım. He is a doctor. O bir doktor. Peki doktorlar ne yazar? He writes prescription. Reçete yazarlar. Altıncı cümlemize bakalım. Aslı is a lawyer. Aslı bir avukat. Avukatlar kimleri savunur? İnsanları savunurlar. She depends people. Yedinci cümlemize bakalım. My friend Özgür is a teacher. Benim arkadaşım Özgür bir öğretmendir. Peki nerede çalışır? Bir okulda. He works at a school. Sekizinci cümlemize bakalım. Emir is a pilot and he can fly planes. Emir bir pilottur ve uçak kullanır. Dokuzuncu cümlemize bakalım. Ali is a hairdresser. Ali bir kuafördür. He cuts and designs hair. Saçları keser ve şekillendirir. 10. cümlemize bakalım. Sude is a tailor and she can... Sude bir terziymiş. O zaman kumaşları, giysileri ne yapar? Diker. Dikmek anlamında olan sew kullanabiliriz. She can sew fabrics and clothes. Bir diğer sorumuza geçelim. Write the years in sentences. Yılları cümle halinde yazınız diyor. İlk yılımız 2006. Nasıl okuruz? Önce 2000 diyoruz. Sonra 6. Two thousand and six. İkinci yılımıza bakalım. 2017 diyeceğiz. Aynı Türkçedeki gibi yılları okuyoruz. Hiçbir farkı yok. Önce 2000 diyorum. Sonra 17. Two thousand 2017 üçüncü yılımıza bakalım 1963 burada ikiye bölerek okuyabiliriz önce 19 sonra 63 şeklinde o şekilde de yazabiliriz nineteen sixty three 1963 dördüncü yılımıza bakalım 1884 diyeceğiz eighteen eighty four beşinci yılımıza bakalım 2010 diyeceğiz two thousand and diyoruz Altıncı yılımıza bakalım. 2016 diyeceğiz. 2016. Yedinci yılımızda 1917 diyeceğiz. Yine bölerek okuyabiliriz. 1917. Sekizinciye bakalım. 1755 diyeceğiz. Yine böleceğiz. ikiye ayırarak. 1755 şeklinde söylüyoruz. Bir sonrakine bakalım. 1923 diyeceğiz. 1923 şeklinde söyleyelim. Son olarak 2019 diyeceğiz. Bunu da 2019 şeklinde söylüyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Circle the incorrect word for each phrase. Yanlış olan seçeneği yuvarlak için alınız. İlk fiilimiz pick, toplamak demek. Pick flowers çiçek toplamak, pick apples elmaları toplamak, pick museums müzeyi toplamak olmadığına göre yanlış olan seçenek museum. Go fiili gitmek demek, go on holiday tatile gitmek, go ice skating, buz pateni yapmaya gitmek, go playing golf olmaz. İki fiil yan yana gelmez. Bir sonraki fiilimiz. Stay yani kalmak bir yerde kalmak anlamına geliyor. Stay at a hotel bir otelde kalmak. Stay at home evde kalmak. Stay in a tree ağaçta kalmak olmuyor. O yüzden yine tree işaretliyorum. Bir sonraki fiilim swim yüzmek demek. Swim in the sea denizde yüzmek. Swim in the pool havuzda yüzmek. Swim water bu olmuyor. O yüzden water işaretliyorum. Diğer fiilimiz ise play, oynamak. Play snowball, kar topu oynamak. Play handball, handball oynamak. Play rafting, maalesef rafting oynamak diye bir şey söylemiyoruz. O yüzden rafting işaretlerim. Son fiilimiz ise drive, sürmek demek. Drive school bus, araçlar için sürmek demek. Drive school bus, okul servisi sürmek. Drive truck, kamyon sürmek. Dry plane olmuyor. Çünkü fly plane. Uçağı uçurmak anlamında söylüyoruz. Dry plane yanlış. O yüzden plane işaretliyorum. Bir sonraki soruma bakalım. Match the words with the pictures. Resimlerle kelimeleri eşleştiriniz diyor. İlk kelimemiz president yani başkan demek. İkinci kelimemiz ballot box, oy kutusu. Üçüncü kelimemiz recycle, geri dönüşüm. Dördüncü kelimemiz turn off, söndürmek. Beşinci kelimemiz ise candidates adaylar. İlk görsele baktığımızda geri dönüşüm işareti görüyoruz. O yüzden buraya recycle yazıyoruz. İkinci görselde ise bir oy kutusu görüyoruz. O yüzden buraya ballot box yazıyoruz. Üçüncü resimde bir düğmeye basarak bir şeyi söndürüyor. Buraya turn off diyoruz. Dördüncü resimde ise bir kişi var konuşma yapıyor. Tahminen bir başkan. O yüzden buraya presidents diyoruz. Beşinci resimde ise birkaç kişi var. Bunlara da adaylar diyebiliriz. Candidates diyoruz. Diğer sorumuz boşlukları should veya shouldn't ile doldurun. Should, shouldn't önerilerde kullanıyorduk. Should yapmalısın, shouldn't yapmamalısın anlamına geliyordu. Karşımızdaki kişiye öneride bulunurken kullanıyorduk. İlk cümlemizde bakalım. Plant more trees. Daha fazla ağaç dikmelisin. Dikmelisin mi daha uygun olur, dikmemelisin mi daha uygun olur? Eğer şut kullanacaksak dikmelisin deriz. Şutun kullanacaksak dikmemelisin. Tabii ki burada şut kullanacağız. We should plant more trees. Daha fazla ağaç dikmeliyiz. İkinci cümlemizde cut down trees. Ağaçları kesmeliyiz mi deriz, kesmemeliyiz mi deriz? Tabii ki burada shouldn't diyeceğiz. We shouldn't cut down trees. Ağaçları kesmemeliyiz. Üçüncü cümlemizde recycle paper, glass and plastic. Kağıt, cam ve plastikleri geri dönüştürmeli miyiz? Geri dönüştürmemeli miyiz? Tabii ki dönüştürmeliyiz. O yüzden buraya da yine should yazacağız. We should recycle paper, glass and plastic. Dördüncü cümlemizde unplugged electrical devices when we do not use. Kullanmadığımız zaman elektrikli aletlerin fişini çekmeli miyiz, çekmemeli miyiz? Tabii ki burada çekmeliyiz diyeceğiz. O yüzden should kullanacağız. We should unplug the electrical devices when we do not use. Beşinci cümlemiz ise waste water and electricity. Suyu ve elektriği israf etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Tabii ki burada da yine shouldn't kullanacağız. We shouldn't waste water and electricity su ve elektriği israf etmemeliyiz. Bir diğer sorumuzda devam edelim. Complete the text with the past forms of the verbs in parentheses. Parantez içindeki fiillerin past haline geçmiş zaman hallerini kullanarak boşlukları doldurunuz. İlk fiilimize bakalım. İlk fiilimiz drink, içmek. Drink'in past hali neydi? Drank. Children, drank milk at the breakfast yesterday morning. Çocuklar dün sabah kahvaltıda süt içtiler. İkinci cümlemize bakalım. Go var fiilimiz. Go'nun geçmiş zaman hali neydi? Went'ti. Düzensiz fiillerimizden yine. I went to Paris last summer. Geçtiğimiz yaz Paris'e gittim. Üçüncü cümlemize bakalım. Play var fiilimiz. Düzenli bir fiil. Düzenli fiiller geçmiş zaman hallerinde sonlarını ed takısı alırlardı. O yüzden burada ed takısı ekleyerek play yazabiliriz. Hakan played the guitar. Hakan gitar çaldı. Dördüncü cümlemize bakalım. Steal var çalmak anlamında. İkinci hali stole. A thief stole my bag two days ago. Hırsız iki gün önce çantamı çaldı. Son cümlemize bakalım. Burada swim var. Yüzmek fiili. Geçmiş zaman hali swam şeklinde. I swam with my friends yesterday morning. Dün sabah arkadaşlarımla yüzdüm. Bu konunun detaylı videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Diğer sorumuza bakalım. Bir reading sorusu. Okuduğumuz parçaya göre cevaplayacağız aşağıdaki soruları. dear david hi i am ahmed from kars my mother is a teacher and she teaches maths my father is a doctor he works at a hospital my sister is older than me she is a nurse and she also works at a hospital my uncle and my aunt stay with us my uncle is an engineer and he builds houses we live together happily what about you What do you and your parents do? Burada Ahmet, David'i ailesini anlatmış, ailesinden bahsetmiş. Hemen ilk sorumuza bakalım. What does Ahmet's uncle do? Ahmet'in amcası ne yapıyormuş? Hemen kendimize bir anahtar kelime seçelim. Burada seçmemiz gereken anahtar kelime uncle. Çünkü amcasından bahsettiği cümleyi bulmamız gerekiyor. Hemen bakalım. My uncle is an engineer and he builds houses. Benim amcam bir mühendis binaları inşa eder diyor. O zaman D seçeneğe bakalım. He is an engineer. O bir mühendis. My uncle is an engineer. Parçada da böyle demişti. İkinci sorumuz. Who works at a hospital? Anahtar kelimemiz hospital olsun. Hemen hospital'ı parçada bulalım. My father is a doctor. He works at a hospital. Babam bir doktor, bir hastanede çalışır. My sister is older than me. Kız kardeşim benden büyük. She is a nurse and she also works at a hospital. Kız kardeşi de babası da hastanede çalışıyormuş. O zaman C şıkkına bakalım. Ahmet's father and sister. Ahmet'in babası ve kız kardeşi. Üçüncü soruya bakalım. Metne göre hangisi yanlıştır? Ahmet's uncle is an engineer. Ahmet'in amcası bir mühendis miydi? Evet, mühendisti. Ahmet is from Kars. Ahmet Karslı mıydı? Hemen ilk cümleye bakın. I'm Ahmet from Kars. Evet, Karslı. Ahmet's father works at the hospital. Babası hastanede mi çalışıyordu? Evet, bir hastanede çalışıyordu. En sonuncu cümleye bakalım. Ahmet is older than his sister. Ahmet mi kız kardeşinden büyüktü? Hayır, My sister is older than me demiş. Kız kardeşim benden büyük. Yani ablasıymış. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Choose the correct answers. Doğru cevapları bulunuz. Bunlar çoktan seçmeli sorularımız. Hemen bakalım. I had a great time with my friends on holiday last month. Geçen ay tatilde arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim diyor. Seçeneklere bakalım. It wasn't very good. Çok güzel değildi. It was great. Çok güzeldi. It was boring, sıkıcıydı. It was horrible, korkunçtu. Buradaki cümle olumlu bir cümle olduğu için bize tek uyan it was great. Çok güzel de olur. İkinci sorumuza bakalım. Bir soru soracağız öncelikle. Cevabımıza göre soracağız. It was really bad. We stayed at an uncomfortable hotel and the foods were very bad. Bir otelde kaldıklarını ve yiyeceklerin çok kötü olduğundan bahsetmiş. Burada ne sorabiliriz? Tatilin nasıldı diyebiliriz. Çünkü çok kötü demiş cevap olarak. Hemen bakalım. D şıkkına bakalım. How was your holiday? tatili nasıldı? Bu şık tabii ki olabilir. Diğerlerine bakalım tekrar. Where was the hotel? Otel neredeydi diyor. Otel neredeydi diye soruyor. Burada nerede olduğunu söylemedi. Where were you? Sen neredeydin? diyor. Öyle bir şey de cevap vermedi. Who was with you? Seninle kim otelde kaldı? diye soruyor. Buna, buna yönelik de bir cevap yok. O yüzden tek uyan seçeneğimiz How was your holiday? Tatilin nasıldı? Üçüncü sorumuza bakalım. Where did you learn skiing? Nerede kaymayı öğrendin? diye soruyor. Ver Ve sorularına her zaman bir yerle cevap veririz. O yüzden seçeneklerde bir yer bulmamız gerekiyor. Bir şehir olabilir, bir ülke olabilir, bir mekan olabilir. Hangi seçenekte bir yer var? C seçeneğine bakalım. In Uludağ. Uludağ'da öğrendim diyebiliriz. In Uludağ. I was on holiday last winter and I took skiing lessons there. Dördüncü sorumuza bakalım. Cümleyi doğru olarak tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. My brother is a soldier. He wears a uniform. Erkek kardeşim bir asker. Üniforma giyer. He works in the army. O bir askeriye de çalışır. Ve ülkemizi korur diyebiliriz. C şıkkına bakalım. Protects the country. Ülkemizi korur. Şimdi beşinci soruya bakalım. Boşlukları doğru olarak tamamlayan seçenek hangisidir? Our football match is 4 p.m. Friday. Saatler önce her zaman et kullanırız. Günlerden önce ise her zaman on kullanırız. O yüzden tek uyan seçeneğimiz A seçeneği. Altıncı sorumuza bakalım. Cümledeki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Bruce Space. He wants to become an astronaut. Bruce ne olmak istiyormuş? Bir astronot olmak istiyormuş. Peki seçeneklere bakalım. İlk seçenekte Hates var. Uzaydan nefret etse astronot olmak ister mi? İstemez. İkinci seçenekte is interested in. Bruce is interested in space. Uzayla ilgilenir. Bu seçenek olabilir. C seçeneğinde ise dislike diyor. SMS e astronot olmak istemez. Dördüncü seçenekte yine olumsuz. Yine doesn't like demiş. Uygun olan seçeneğimiz B şıkkı. Bruce is interested in space. Yedinci sorumuza bakalım. Konuşmayı tamamlayan seçenek hangisidir? Do you want some pancakes? Biraz pankek ister misin? I don't like pancakes demiş. Pankek sevmem dediğine göre bence istemez. O zaman olumsuz bir cevap arayacağız. A seçeneğinde yes please var. Evet lütfen diyemez. D seçeneğinde yummy lezzetli var. Bu da olamaz. Olumsuz bir cevap değil. No thanks. Hayır, teşekkürler. Bu olabilir. Bir de C seçeneğine bakalım. No, it's all gone. Hayır, hepsi bitti. Bu da anlamsız bir cümle olur. O yüzden B seçeneği. No thanks. I don't like pancakes. Hayır, teşekkürler. Pancakes sevmem. Şimdi 8. sorumuza bakalım. Görseldeki kişiye seçeneklerdeki hangi soru sorulmuş olabilir? I'm a housewife. Ben bir ev hanımıyım demiş. O yüzden işi sorulmuş olabilir. Who works in the hospital? Kim hastanede çalışır? What is your father's job? Babanın mesleği ne? What do you do? Ne yaparsın? What's the weather like? Hava nasıl? Sizce hangisi uyar buna? Tabii ki C seçeneği. What do you do? Ne yaparsın? I'm a housewife. Ben bir ev hanımıyım. Dokuzuncu sorumuza bakalım. We Cut down the trees to save environment. Çevreyi korumak için ağaçları kesmeli miyiz, kesmemeli miyiz deriz. Tabii ki de kesmemeliyiz dememiz gerekiyor. Can ve biz yapabildiğimiz şeylerde kullanıyorduk. O yüzden buraya uymuyor. May kendi başına yapmak fiili yine buraya uymuyor. Buraya tek uyan shouldn't. We shouldn't cut down the trees to, to save environment. Son sorumuz ise aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? A cat is bigger than an elephant. Bir kedi bir filden büyüktür diyor. Bu yanlış. A train is slower than a plane. Bir tren bir uçaktan daha yavaştır diyor. O zaman bu şıkkımız doğru. Bu sorumuzun cevabı ise B seçeneği. Umarım sınavınızda başarılı olursunuz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Konulardan hatırlayamadığınız, anlayamadıklarınız varsa tekrar kanalımıza girip konuları tek tek izleyerek öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.